Hıncal Uluç. Böyle baktığınız zaman bir isim soy isim gibi gelebilir ama Türk basının en önde gelen duayen isimlerindendir. Hani duayen derler ya, bazen insanlar der hani gazeteci için, her gazeteci için kullanmaz. Hıncal Uluç duayen gazeteciydi. Siyaset mi? Hıncal Uluç da vardı. Spor, Hıncal Uluç da vardı. Kendisi Dobra yorumlarıyla her zaman ön plana çıkardı. Bu yüzden seveni de vardı, sevmeyen de vardı. Hıncal Uluç 21 Kasım günü vefat etti. Abisi Öcal Uluç'un bir lafı vardı daha demin. Benim en çok o dikkatimi çekti. Kendisi yanımda giderken bir şey götürüyorum, o da gururum dedi. Hıncal Uluç her zaman gururunu, kalemini satmadı. Öyle de büyük bir gazeteciydi. Son tiradını Cyrano ölürken yapar ve orada benden her şeyimi alabilirsiniz, aldınız ama bir tek şeyimi alamadınız, onunla beraber gidiyorum der, gururum der ve ölür. Hıncal gazetecilik gururunu, kişilik gururunu bütün hayatı boyunca savundu ve öylece de aramızdan ayrılıyor. Allah gazeteciyim diyen herkese böyle bir ilkeyi, gazeteciliğin gururunu savunan bir ilkeyi, kendi kişiliğini savunan bir ilkeyi nasip etsin. Bana bu konuşma yapma fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Başınız sağ olun. Efendim. Epeydir zaten hasta yatıyordu. Sadece bilgi alıyordu. Yardımcısından. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet etsin. İyi bir Galatasaraylıydı. İyi bir spor adamıydı. İyi bir yazardı. Türk basınının da önemli bir duayeniydi. Yeri dolmayacak da bir renkteydi kendisi. Her ne kadar dışarıdan yazıları başka türlü algılansa da çok iyi bir dostluk esasında. Onun için mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Değerli bir kaybımız oldu. Çok çok kendine has üslubu vardı. Kendine has bir üslubu vardı. Zaten o üslubu zaten Hıncal'ı Hıncal yapan üslubtu. Yoksa herkesin beklediği şekilde yazı yazmak değil, kendine göre. Önemli bir değeri getirdik. Cümlemizin başı sağ olsun. Ailesine de sabır versin. Sağ olun. Efendim iyi de bir Galatasaraylıydı kendisi. Evet, iyi bir Galatasaraylıydı. İyi bir Galatasaraylıydı. Bunu da saklamıyordu ama bu Galatasaray'ı eleştirmiyor demek değildir. Galatasaray'ın yönetenlerinin hepsini çok acı bir şekilde, şiddetli bir şekilde eleştirirdi. Bir dargın, bir barışık bir ilişki vardı efendim kulüple kendisi. Yani yok, tabii onu öyle almak lazım. Zaten bence icraatın başında olanlar tenkide açık olmaları gerekir. O tenkit ne şekilde yapılırsa yapılsın, ona da müsamaha etmeleri lazım bence. Benim görüşüm bu. Ben öyle yaptım benim yöneticiliğimde. Neyse, Allah rahmet eylesin. Hepimizin de başa sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir anınız var mı hatırladığınız acaba? Öyle çok anımız var tabii, beraber gittiğimiz, geldiğimiz. Dolayısıyla bunu saymak değil, hakikaten güzel anımızlar da var zaten. İyiydi, biz sevişirdik. Tenkit ederdi. Biz de konuşurduk. Telefonu açardık. En son ne zaman görüşmüştünüz acaba? En son hastanede uğradım. Fakat istemiyordu. Görüşmek istemiyordu. Bundan bir iki ay önce. Onu da zaten bir temasla görmek istemiyordu. Onun için bu şekilde kaldık. Başınız sağ olun. Sağ olun. Cimremizin. Hıncal ağabeyimiz biliyorsunuz sadece spor yazarı, spor yorumcusu kimliğiyle değil, müthiş bir insandı, müthiş bir gazeteciydi. Türkiye'nin belki son 30-40 yıllık tarihine Galatasaray başta olmak üzere hep iz bırakmıştır. Sevgili ağabeyine de aynı şeyi anlattım. Bizler için müthiş biriydi. Trollerin herkesin enerjisini düşürdüğü bir ortamda sadece gerçekleri yazardı.
Ümit ediyorum ki yeni nesil gazeteciler de Hıncal ağabeylerinin arkasından ilerlerler. Ben 1979'da gazeteciliğe başladığımda tanıma şerefine eriştiğim o günün çok beyefendi, mütevazi, farklı bir kimliğiydi. Son ana kadar hep böyle oldu, hep üretti. Kalemini kişiler için değil, inandığı şeyler için kullandı. Ümit ediyorum bundan sonraki gazeteci nesilde Hıncal ağabeyi kendisini örnek alır. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Basın camiamızın duayeni her zaman duruşuyla, tarzıyla, tavrıyla adeta bir hafıza niteliğindeydi. Bugün aramızdan ayrıldı. Ben hem aileye başsağlığı diliyorum, hem bugün il başkanımızla beraber Cumhurbaşkanımızın ve partimizin taziyelerini aileye iletmek için buradayız. Hepimizin başı sağ olsun. Toplumda çok önemli bir yeri vardı. O yeri bomboş kaldı. Abi bazı kıymetlerin yeri boş kalmalı ki anlaşılabilsin, daha iyi olur, unutmasınlar. Niye böyleyiz? Türk milleti, Orta Asya'dan beri böyleyiz abi. Yok. Kendilerimizde var. Ben Orta Asya'dan beri kabul etmiyorum. Başka bir ilişkiden dolayıydı o zamandan beri. Bozulmuşuz demek ki. Bozulmuşuz. Evet. Sonradan bozulduk. Sonradan. Öcal abiyle sohbet ettik. Adana medyası. Şuradan çekilir. Değerliydi, kıymetliydi. Toplumda bazı yerlerde bazı insanların değeri ve kıymeti her zaman için ayrı bir yer ifade ediyor. Hıncal abimiz de bunlardan biriydi. Yazarlığıyla, fikir adamlığıyla, görüşleriyle cesurdu. Lafını esirgemezdi. Aklımızda böyle kalacak. Mekanı cennet olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Sabah gazetesi yazarı sevgili Levent Tüzemen bizlerle. Yıllarca beraber çalıştınız, bir iş arkadaşınızdı, bir Hıncal ağabeyinizdi. Neler hissediyorsunuz bugün? Türk basını çok önemli bir kalemini kaybetti. Vallahi ben bir meslektaş olarak görmüyorum. O benim bir öğretmenimdi. Gazetecilik dünyasında bir bakış açısı yarattı. Bir vizyonerliği çok üst düzeydeydi. Polemikleriyle, yazdıkları yazılarla farkındalık yarattı. Hiç ummadığınız çok özel noktalara dokundu. Yani insanlar onun yazılarını her sabah gazete aldığı zaman keyifle okudular. Eleştirisel anlamda da okudular. Övgü anlamında da okudular. Benim gazetecilik gelişimimde İstanbul'a geldikten sonra çok büyük bir yol haritası oldu bana. Yani kilometre taşları oldu benim gazetecilik yaşamımda. Ve ben sadece gazeteci olarak kendisiyle aynı binada çalışmadım. 25 senenin üzerindeki bir süreç içerisinde salı yemeklerinde hep buluştuk. O da bir vizyondu çünkü oradaki yemeklerde cep telefonları kapatılırdı. Sadece konuşma vardı. Kimse telefonu açamazdı. Bir kural koymuştu. Herkes ona uyuyordu. Ve o toplantılara düşünün insanlar gelmek için can atıyorlardı. Ama Hıncal abi çok seçici davrandı. Herkes o yemeklerde yer alamazdı. İşte bakanlardan, siyasetçilere, sporculara, teknik adamlara hepsi oraya gelmişti. Çok büyük bir şans orada bulunmak. Benim orada olmam, o insanlarla tanışmam benim çevremi de farklı bir noktaya getirdi. Çünkü Hıncal abi sevdiği dostlarıyla bir araya gelir, kendi yarattığı o devasa çevresinden dostlarının da etkilenmesini ve faydalanmasını sağlardı. Yani ben insanlık adına çevreyi tanıma, dostluk anlamında bunu söylüyorum. O yüzden dedim ki hayatta en önemli şey dost biriktirmektir. Cenazedeki görüntüyü görüyorsun. Ne kadar insanın gelip kendisine saygı gösterdiğini görüyorsun. Çok büyük isimler de var. Tabii yani şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü o en önemli gazetecilerin, en önemli siyasetçilerin vizyonunu açmıştır. Onlara çok önemli şeyler aktarmıştır bilgileriyle. Bu farklı bakıştı o. Yani bir bakış açısı onun gibi herkes düşünemez. Birçok gazeteci onun yolunda kendini geliştirmek isteyenler ondan çok şey öğrenmişlerdir diye düşünüyorum. Ben de onlardan bir tanesiyim. Yani her zaman için Galatasaray olayını hep birlikte yürütürdük. Ondan öğrendiklerim vardı. Bir noktadan sonra ben Galatasaray içerisinde çok etkin hale geldikten itibaren
O bana çok fazla sorular sormaya başlamıştı ve en güzel tarafı şuydu. Yani öğrenmekten ve okumaktan asla vazgeçmeyen bir insandı. Diyorum ya, ben şunu söylüyorum. Bir insan çok mu gezen bilir, çok mu okuyan bilir? Bu iki unsuru da kendisine taşıyan bir insandı. Yani tiyatroyu yerinde izler. Bir sanat galerisini gider, yerinde izler maçları. Siyaset, spor, sanat, hepsine ilgisi vardı. Hepsi vardı. Yani bugün doktorlarla ilgili yaptığı yorumlar da vardı. Birçok yorumlar da vardı. Belki insan bu sosyal konularda çok tepki gördü ama onu anlamak isteyen, ondan bir şeyler öğrenmek isteyen onu dikkatli okumalı gerekirdi diye düşünüyorum. Bence Hıncal abinin yokluğu medyada dev bir meteor büyüklüğünde bir boşluk yaratacak. Belki de hem siyasetçiler, hem sanatçılar, hem spor dünyası, herkes onun o farklı eleştirilerini aramaya devam edeceklerdi. Bu zamanla gittikçe bakın ortaya çıkacaktı. Çünkü o bir ortaya bir eleştiri atar, bir polemik yaratır. O polemik böyle çığa dönüşür ama o polemiğin sonunda Hıncal abi haklı çıkar. Ve insanlar o polemikten ders alırlar. Gösterdiği yanlışları da gidermek için, doğruya çevirmek için çaba sarf ederler. Hıncal abi böyle bir insandı. Yani anlata anlata bu bitmez. İnşallah mekanı cennet olsun. Yaşamak gerekirdi diye düşünüyorum. Sevgili Kaan, bir gerçek var ki Allah mekanını cennet eylesin, nurlar içinde yatsın diye düşünüyorum. Amin inşallah, başı da sağ olsun. Sağ ol dostlar, sağ olsun. Aspor Genel Yayın Yönetmeni sevgili Ender Bilgin bizlerle birlikte. Yıllarca birlikte çalıştınız, beraber programlar yaptınız. Hatta aynı basın kuruluşunda kalem tuttunuz. Neler düşünüyorsunuz, hani görüşleriniz neler? Hıncal abi hem beraber çalışmaktan büyük gurur duyduğum, hem de abi demekten, evine misafir olmaktan keyif aldığım bir meslek büyüğüydü. Şüphesiz Türk basınının referans ismiydi. Çok disiplinli, ciddi, işini ciddiye alan, iyi yapan, çok iyi yapan. Ve artık çok fazla örneği bulunmayan bir meslek büyüğümüzdü. Uzun zamandır yaşıyordu bu rahatsızlığı. Dolayısıyla çok da mücadele etti ama buraya kadarmış. Onu her zaman rahmetle anacağım. Başımız sağ olsun. Kendisiyle peki en son ne zaman görüştünüz? Biz hastane sürecinde ben birkaç kez ziyaret ettim ama o zaman konuşma imkanı olmadı. Durumu ona elverişli değildi. Biz en son ilk hastaneye yattığında Mayıs'tı yanılmıyorsam, Nisan Mayıs gibi. O kalça kırığı döneminde hastaneden program yaptık. Bir 15-20 dakika ben buradan da olsa bir program yaparım, seyircilere ulaşırım dedi. İşi de o derecede aşıktı. Evet evet, en son hatta öyle yayınımız var, biz onu paylaşıyoruz da. En son öyle bir yayın yaptı. Son görüşmemizde o televizyon yayını oldu. Allah rahmet eylesin, başını sağ olsun diyelim. Aspor Spor Müdürü sevgili Cüneyt Şen bizlerle birlikte. Türk basını çok önemli bir ismini kaybetti. Daha önce kendisiyle yayın yapma şansını da buldunuz. Neler hissediyorsunuz? Müthiş bir insan. Çok farklı bir kişilikti Hıncal Uç. Şüphesiz hepimizde derin izler bıraktı. Hepimizin örnek aldığı bir isim spor basını. Aslında sadece spor basınında değil, hayatın her alanında yazı yazma yeteneğine sahip bir isimdi. Kendisiyle program yapmak benim için büyük ayrıcalıktı. Evinde misafir ederdi kendisi bizi. Programı evinde çekiyorduk. Müthiş bir misafirperverlik örneği gösterirdi. İşte böyle çaylar, kahveler, pastalar, kekler. Çok hoş bir sohbeti vardı. Hıncal Uç'la çalışmak, onu tanımak benim için mesleki anlamda da hayatımdaki en önemli anlardan biridir kesinlikle. Çok da kıymet veriyordu işine. Sevgili Ender Bilgin'le de daha demin görüştük. O da dedi ki hani kalçası kırıkken bile bizde bir yayın yaptı. Siz en son kendisiyle ne zaman görüştünüz, konuşma fırsatı bulabildiniz? Hastalanmadan hemen önce yayınlarımız devam ediyordu. Kendisiyle o zaman görüştüm. Gerçekten işine çok önem veriyordu ve hepimize örnek olacak derecede bir yayıncılık ahlakına da sahipti. Zaman zaman yaşıyoruz, sen de yaşamışsındır, bizlerin de başına geliyor. İşte şu soruyu niye sormadın, o soruyu farklı sordun, asla müdahale etmezdi yayında. Ubraydı. Evet, bildiğini doğruları söylerdi ama şu soruyu eksik sordun, şu soruyu fazla sordun veya bana şunu sor diye asla baskıda bulunmazdı. O yayın ahlakına çok dikkat ederdi Hıncal abi. Peki, Allah rahmet eylesin, o zaman başımız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun, teşekkürler. Bugün kendileri hazır,
hakkın, hakikatin yolcuları olarak bizlerden son kez bir hüsnü şehadet ve de bir hak helalliği talep ederler. Sizler kendilerini yakinen tanıyanları bilenleri olarak iyi birer insan ve Müslüman olduklarına şehadet eder misiniz? Evet. Bütün haklarınızı, hukukunuzu helal ediniz. Helal bir deyi helal ediniz. Helal Allah rızası için lütfen helal ediniz. Helal olsun. Duaen gazeteci Hıncal Uluç şu anda sevdikleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor. Hıncal Uluç'un subayı olan babası Fuat Uluç'un 2. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle ünlü gazeteci 3 yaşındaki anneanne ve teyzesi tarafından büyütüldü. Hıncal Uluç'un babası Çaldıran'a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya geldi. 1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan isim geri kalan eğitimini Ankara Kurtuluş Lisesi'nde bitirdi. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne yazıldı. Bir semestr sonunda yeniden Ankara'ya dönen Uluç, Ankara'ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ve askere gitti. İşte her şey orada başladı. Askerden döndüğü 1967 yılında eski Yeni Gün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başladı Hıncal Uluç ve bizlere bir sürü köşe yazısı ve yorum bıraktı. Hıncal Uluç'a son vedamızı yaptık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.